Sayın basın mensupları bildiğiniz üzere bugün milletvekili arkadaşlarımızla hukukçu milletvekillerimiz ve e, basından da hepinizin tanıdığı gazeteci kökenli bir milletvekili arkadaşımızla Adalet Bakanı ile bir randevumuz vardı. İstanbul, İzmir milletvekilimiz Gökçe Gökçen, Muğla milletvekilimiz Gizem Özcan, Muğla milletvekilimiz Cumhur Uzun, İzmir Milletvekilimiz Deniz Yücel ve Eskişehir Milletvekilimiz Utku ile kendisini ziyaret edecektik. Ancak sebebini anlamadığımız bir şekilde görüşmeye dakikalar kala çok önemli bir işi olduğunu söyleyerek Adalet Bakanı görüşmeyi iptal etti. Biz kendisiyle gazeteci Barış Pehlivan'ın durumunu onun uğramış olduğu adaletsizliği ve onun özelinde ama genelde birçok yurttaşımızın uğruca bir adaletsizliği konuşacaktık. Ama sebepsiz devlet nezaketine uymayan bir şekilde Sayın Bakan görüşmeyi iptal etti. Değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmenin konusu bir adalet arayışıydı. Ben buradan sormak isterim. Sayın Adalet Bakanı'na. Adaletten daha önemli ne gibi bir işi vardı? Ve bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak kendisini aradım, durumu anlattım, randevu istedim. O da telefonu kapatmadan randevusuna bakarak çarşamba saat 12'de arkadaşlarımızla birlikte görüşebileceğini söyledi. Tabii ki biz de o saatte meclisteki odamızda hazır olduk ve 30 dakika kala randevu iptal oldu. Aslında yola çıkmış olsak Adalet Bakanlığı'nın kapısında işte altı milletvekili kapıya bakarak geri dönecektik. Bu olmamalı. Yani Eylem yapanları eleştiriyorlar, terörist oluyor. Adaletle ilgili çok teknik bir konuda, Türkiye'yi ilgilendiren bir konuda istişare etmek istiyoruz, durumu anlatmak istiyoruz, kapılar kapanıyor. E muhalefet ne yapacak? Ben bunu 85 milyona sormak istiyorum. Barış Beylivan. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan dolayı 3 yıl 9 ay ceza almıştı. 6 ay tutuklu kalmıştı. Daha sonraki süreçte cezası onandı ama denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak normal hayatına devam etti. Daha sonra gazetecilik faaliyetlerinden dolayı Cumhuriyet gazetesindeki bir yazısından dolayı hakkında bir dava daha açıldı. Bir hüküm yok. Sadece dava açıldı. Şimdi 15 Temmuz'da da bir yasa çıktı. Covid tepkileri kapsamında işte e, denetimli serbestlik süresi hükümlülerin e, cezaevinde e, belli bir süre kalan ve infazını dışarıda e, geçirebilecek durumunda olanlar için bir yasa çıktı. Ama Bakırköy infaz hakimliği Barış Pehlivan'a bu hakkı vermedi. Gerekçe olarak da 2020 yılında çıkan bir yasadan dolayı. O da aynen şunu söylüyor. Bu yasayla Covid sebebiyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan yani bir anlamda tahliye edilen infazını dışarıda geçirecek olan yurttaşlarımıza hakkında bir dava açıldığı takdirde hakimin uygulamayabileceğini böyle bir takdir hakkını getirdi. Biz bu maddeyi anayasanın Masumiyet karinesini, kesin bir hüküm yok çünkü, e, ihlal edeceğinden bahsi Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu talebimizi reddetti. Ama bugün Barış Pehlivan özelinde bir gerçek ortaya çıktı. Sadece Barış Pehlivan değil, 3 ay sonra da Murat Arel'in böyle bir durumu gelecek. Ve biz Adalet Bakanı'na şunu söyledik. Hakimlere böyle bir konuda takdir hakkı veremezsiniz. Bu masumiyet ilkesine aykırıdır. Ve herkesin anlayacağı şekilde teknik bir konulduğu için şöyle açıklayayım. Sen 6 ay cezası kaldı. Denetimli serbest hükümleri onun için bir hak COVID tedbirlerinden dolayı. Ama hakkında bir dava açıldığı için sen ona bunu uygulamıyorum dedin. 6 ay cezamını aldın o yargılandığı davadan da bir yıl sonra beraat etti. Ne olacak bunun durumu? Özür dileyecekler. Çünkü özür dilemeye yargı konusunda çok alışkın bir iktidar var. Olacak şey mi bu? İşte biz bu yüzden anayasa mahkemesine götürdük. Bu konunun düzeltilmesi, bu konunun büyük sıkıntılar yaratacağı için Adalet Bakanı'ndan randevu aldık. Ve tüm taleplerimizi görmezden geldiler. Şimdi 15 Ağustos'ta Barış Beylivan cezaevine girecek. Ben buradan karar verecek infaz hakimine, Adalet Bakanı'na, adalete bir parça inancı olan tüm kuçulara sesleniyorum. Bu yanlış bir karar. Hakime kimin cezaevine girip girmeyeceği, kimin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda takdir hakkı verirseniz, işte nasıl uygulandığını görürsünüz. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Nasıl uygulanıyor? Ergenekon kumpasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Hasan Hüseyin Özesi 10 yıl ceza alıyor. Nisan ayında tahliye için başvuru bu haklardan yararlanmak için reddediliyor. Ama bir bakıyoruz bugün tahliye kararı veriyor. Yani Ergenekon gibi Türk hukuk tarihine kara leke olarak geçen FETÖ ile beraber bu ülkenin kahraman askerlerine, milletvekillerine, aydınlarına, gazetecilerine kumpas yapan bir hakim 10 yıl ceza alıyor. O dışarıda Barış Pehlivan cezaevine gidiyor. Tam da bunu anlatmak istiyorum. Ceza yargılamasında hakime takdir hakkı veremezsiniz. Bir kararı herkese eşit, aynı zamana, mekana göre değil uygulamak zorundasınız. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti demokratik bir devlette böyle bir madde, böyle bir karar olmaz. Ben bizle görüşmeyen Adalet Bakanlığı'na bir kez daha buradan sesleniyorum. Bizle görüşüp görüşmemen tabii ki önemli. Çünkü biz senden randevu aldık milletvekilleri olarak. Ama madem görüşmedin, mevzuata bak. 13 Arıza Mahkemesi Başkanı'nın durumuna bak. Barış Pehlivan'ın durumuna bak. Daha sonra Murat Ağar el gelecek, belki yüzlerce binlerce vatandaşın durumu gelecek bunların durumuna bak. Ne yapacağınıza karar verin. Ben bir dosya için hakimle görüşmesini falan söylemek e, amacıyla oraya gitmedim. Yanlış olan bir madde var, doğru olmayan bir madde var. İşte bunun sakıncaları ortaya çıktı. Bunun düzeltilecekse ne yapacaksak meclis işte toplanabiliyor. Gelin düzeltelim. Son olarak şunu da söylemek isterim. Peki bu saçmalık yani ee, denetimli serbestlikle ilgili açılan herhangi bir davada hakime takdir hakkı veren bu madde nerede geldi? Torba yasayla geldi. Nereye geldi? Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Niye adalet komisyonuna gelmiyor dedik o günde. Sen adaleti bu kadar ilgilendiren ceza hukuku, infaz hukuku ile ilgili bir konuyu plan bütçeye getirip torbaya koyarsan bugün de bu duruma düşersin. Bugün de çok değerli hukukçular var burada. Baro başkanımız var. Konunun uzmanları var. Gazeteci arkadaşımız var. Onlara randevu veremeyecek duruma gelirsin. Bizde görüşme. Görüşmedin. Onu ben bir kenara koyuyorum. 85 milyon takdirine bırakıyorum. Ama bu yanlışı düzeltin diyorum. Gazeteciler görevlerinden, yazılarından, düşüncelerinden dolayı cezaevinde olmasın diyorum. Söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Eğer ki sorunuz varsa yanıtlamaya hazırım. Efendim ben bir zat kendisini telefonla arayarak, o da randevu defterine bakarak, işte bugün şu toplantım var, bugün bir toplantım var, hatta Salı günü olsun dedim, Pazartesi günü olsun dedim. Çarşamba uygun olacağını söyledi, 12 saatini verdi. Bence tekrar bir randevu verecekse benim talebim değil, kendisinin bir talebi. Yani bu nezaketsizliği düzeltmek adına olabilir. Biz yurttaşlarımız için, adalet için gazeteciler için buna rağmen gideriz, yüksünmeyiz ve kendisiyle görüşürüz. Tabii ki bakın. Yargılandı, 10 yıl ceza aldı, infaz tarihi 2026. Ayrıca iki tane daha Yargıtay 8. Dairesi'nde ki biliyorsunuz ağır ceza mahkemeleri bakamıyor. Hakimlerin yargılamasını Yargıtay yapıyor özel yetkili mahkeme olarak yapıyor. İki dosyası daha var. İki dosyadan daha yargılanıyor. Çok benzer bir durum. Ama FETÖ FETÖ deyip herkesi suçladıkları, kendine bulaştırmadıkları bu illetten dolayı birisi dışarıda olurken gazeteci 15 Ağustos'ta cezaevine girecek. Ben bunu takdirlerine sunuyorum yurttaşlarımızın. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.